Merhaba arkadaşlar. Gezgin Rotası'nın bugünkü bölümünde Torosların 2000 rakımındayız. Karşı dağlar zirvelerde kar manzarası var. Çayırlıklar yeşermemiş ama çiğdemlerimizde sarı bir güzellik var. Bugün kısa kısa bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz malum sebeplerden dolayı yeni bir yavrumuz oldu. O yüzden video çekemiyorum. Böyle bir kısa metrajlı bir su doldurmak için geldim buraya. Geldiğimizde de manzaranın güzelliğini çekiyoruz. Bugün de seyre. Yaylada çatılardan düşen karlar yani kürsler gördüğünüz gibi daha duruyor. Yukarı kesimlerde de var ama tabi buralar daha fazla. Merkezde kalmadığı halde çatı kürsleri olduğu gibi duruyor. Bu sene mevsim şartlarından biraz da bizim vakit anlamında çiğdemleri güzel bir şekilde yaşayamadık. Biraz da mevsimden dediğim gibi özellikle çiğdem çok sıkıntılı çıktı. Az zamanda çıkıp hemen kayboldular. Kuraklık var. Bu sene hakkımızda hayırlısı. Gördüğünüz gibi Torosların yüksek kesimlerinde çiğdemlerimiz hala mevcut. Karşı dağlar. Rakım 2000'e yakın olunca o taraflarda karımız daha var. Geçtiğimiz gün biraz aşağılara dolu, yukarılara da kar verdiği için Mevlam değilse bir şey kalmamıştı bu yükseltilerde bile. En hakikisinden bir yayla evi. Toprak
çatı. Tamamen taşlardan. Su bile yok. Ondan sonra arada gördüğünüz gibi böyle bir avlumuz var. Tabii atıl olduğu için kar burada da var. Avluda. Yaylada Sultan Navruz güzelliği var. Boladerin. Tabi biraz zamanı geçmiş. Burası komple bu şekilde Navruzlarla dolu. Daha önce görüntülememiştim. Bu vakti denk getirememişiz demek ki. Yani çok fazla var maşallah. Ama tabi biraz artık kendinden geçmiş. Zambakgillerden bu da. Baharın müjdecisi gördüğünüz gibi soğanlı bir çiçek türü. Bu aylarda buraların karla kaplı olması ve daha yeni yeni acaba yürüyerek çıkılır mı dememiz lazımdı ama bu sene kar gördüğünüz gibi çok fazla yok. Karşı dağlardaki işte son yağan karlarla birikinti. Onlar da biraz sıcak günler geçti miydi? Tekrar eriyecek. Çayırlıkların şimdiden yeşermeye başlaması lazımdı. Ama işte yağışlar ona göre kar çekildiği halde çayırlıklarda yeşerme çok fazla yok. Bu sene hakkımızda hayırlısı. Mevlam her şeyin hayırlısını bilir. Tabi bahar yağmurları da güzel olabilir. Önceki senelerde olduğu gibi. O şekilde nimetini eksik etmeyebilir Mevlam. Ama kar rahmeti bu sene ciddi anlamda kıt. Evet. Burada birisi var. Ne yapıyor bu? Polen mi toplan? Bilal mi? Gördüğünüz gibi çiçeğin taçlarında merkezdeki polenlere doğru ilerliyor. Herkes ızgırın peşinde arkadaşlar. Karşı taraftaki Navruzlar çok şeydi, cansızdı, kendinden geçmişti ama bu cephedekiler gerçekten güzel. Daha yeni, biraz
O da şeyden kaynaklı, şöyle göstermek gerekirse toprak burada kar suları yeni kalkıyor ve kalkmış ve ıslak, nemli. O yüzden navruzlarımız da gördüğünüz gibi capcanlı, tazecik. Şu an bir Çoka'dayız. Çoka'nın kuzey cephesinde ağaçların arkasında gördüğünüz gibi bir karlık alan var. Acaba karlar da eriyor mu dedim ama yavaş yavaş eriyor demek ki. Su akıntısı yok. Buzlu. Şu an karın tabanı ciddi anlamda sert. Senfonisi. Tek bir karede baharın güzellikleri üçü bir arada. Maşallah. Bu tarafta kar yeni eriyince çiçekler gerçekten güzel yani.
Gördüğünüz gibi bir ağaç rüzgardan, muhtemel aşırı rüzgardan üç parçaya bölünmüş. Taban kısım orada duruyor. Bir parça orada, bir parça da yanlarına kırılmış. Aşırı şiddetli rüzgar mahvetmiş olması lazım. Ağaç kuru değil. Ama yanında bir tane kuru ağaç da var. Tekrar burada ağaçlar geri dönüşüme giriyor. Elmalıca çeşmesi su seviyesi yani suyu yine güzel ama tabi sonbaharda bu kadar akıyordu. Hiçbir artısı yok yani. Suyu güzeldir. Daha önce içmiştim. Gelip gittikçe dolduruyoruz. Burada bir şey dikkatimi çekmişti. Yanlış görmediysem şimdi hop hop sevimli iki tane bıcırımız var burada. Nereye kayboldu? İki tane balık var burada. Birisi getirmiş atmış. Onlar da burada takılıyorlar. Evet. Kaçışa bakın, kaçışa bakın. Evet, şuraya sokuldu. Suyun aktığı yere sokuldular. İşi biliyorlar. Şu an görüntü gitti. Çok akışkan bir bölge olduğu için. Evet.